Başbuğumuzun o kardeşlik sürecini başlattığından beri 2-3 örnek vereyim. Geçen seneden beri Milliyetçi Hareket Partisi 1000 yıllık kardeşi yaşat mitingi düzenlemiştir. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi ne karşı bazen bizim hakkımızda farklı ifadelerle karalama yönelik şeyler olduğunu çok görüyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Halkımızı yönlendirmeye ve bu birlikteliği bozmaya çalışıyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi terör örgütünün kurulduğu tarihten terör örgütü liderinin yakalandığı tarihe kadar iktidarda olma süresi yaklaşık MHP olarak 6 aydır. Terörün hiçbir zaman yönetiminde, teröre karşı yapılacak argümanların düzenlenmesinde Milliyetçi Hareket Partisi işin içerisinde olmamıştır. Sürecin yönetilmesinde işin içerisinde olmayan bir partinin süreçte yaşanan sıkıntılarda itham edilmesi çok anlamsızdır. Evet. Birincisi bu çok bilmelerini istiyorum. Tüm halkımız bunu bilsin. Bu çok ilginç bir şey. 12 Eylül öncesi Hakkari'de dahil olmak üzere birçok yerde partimiz temsilcilikleri vardı, ülke ocakları vardı. Ülke ocaklarını bu bölgelerde kurmuş olanlar batıdan gelmiş kişiler değildi. O bölgenin öz ve öz evlatları, yerli çocuklarıydı. Ve onlar emperyalizme karşı, hem Rus hem Amerikan emperyalizmine karşı inançlı milletimizin birlikte omuz omuza verdiği evlatlarımızdı. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman bu bölgeden uzak olmadı, bu bölgeye uzak kalmadı. Sahada duyduğum enteresan şeylerden birisini söyleyeyim. Şu an Şanlıurfa'da haklı olaraktan Suriye'den gelmiş mülteci kardeşlerimiz için bir huzursuzluk var. Neden? Bir kampların dışında çıkmış olduklarından hem bölgeye ekonomik bir yük getirmeleri, ticari kurumlar kurulmuş olması ve esasında çok ilginç olan şey kültürel farkımızın olması. Bir köye yerleştikleri zaman, şehirde bir dükkan açtıkları zaman, binada bir hemşehrimizle komşu oldukları zaman kültürel farktan dolayı bir doku uyuşmazlığı oluyor. Ama Türkiye'nin tarihinde Türk, Kürt, Arap bu topraklar içerisinde yaşayan milletimiz arasında hiçbir zaman doku uyuşmazlığı olmamıştır. Bu unsurlar her zaman birlikte hareket etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de her zaman olmuşlardır. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şanlıurfa adayları olarak hepimiz bu toprakların çocuğuyuz ve hepimiz farklı altyapıya girecek olursak ailelere mensubuz. O yüzden sırf buna yönelik, anlatmaya yönelik, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde kimler oldu, bu bölgeden kimler üst mevkilerde bulundu, irdeleyecek ve halkımıza anlatacağız. İnşallah bizim arzumuz bizi bizden dinlemeleri. Bizi ayrıştırmaya, bizi uzaklaştırmaya yönelik şeylerden uzak durmaları. Enteresan yaşadığım bir şey söyleyeyim. Çok uzatmak istemiyorum. Bu konu hassas bir konu olduğu için bahsetmek istedim. Eyyubiye ilçemizde yaşarken daha önce HDP'ye oy vermiş bir partiye HDP'ye oy vermiş bir vatandaşımız yanıma yaklaşaraktan hocam keşke siz bizim partiden aday olsaydınız dedi. Evet. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarından da oy bekliyorum demişti. Ben de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olaraktan Şanlıurfa'da daha önce HDP'ye oy vermiş kardeşlerimizin de oylarını beklediğimi ifade ediyorum. Evet. Kardeşlik hukukumuzu göstereceklerini düşünüyorum ve bu konuda daha çok irdeleyici, daha çok net açıklamalarda bulunacağımızı ve buna yönelik program yapacağımızı da buradan duyurmak istiyorum. Evet.